Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akvaryum kurulduğundan beri ellerini ovuşturanlara bu akvaryumdan hiçbir şey olmaz. Bu akvaryum bir hafta içinde patlar. Yosundan geçilemez 15 gün içinde diyenlere ulan ah şu akvaryumun tatlısı da küçücük bir rezil olsun diyenlere maalesef arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Akvaryumumuz 5. haftasını bitirdi. Sıfır diyaton, sıfır yosun. Hiçbir problem yok akvaryumumuzda. Neden yok? Neden yok arkadaşlar? Neden yok? Şimdi bunun detaylarının hepsini size açıklayacağım. Şu çok bilen arkadaşlar var ya arkadaşlar. Şu çok bilenler hani şöyle şeyler kitaplardan okuyup da konuşanlar var ya. Hani hiçbir teknik uygulamamış, hiçbir pratik uygulamamış ama devamlı yabancı forumları takip ediyorum ayaklarında. Kitaplardan okuyup forumlardan çeviriler yapıp falan. Orada burada İşte YouTube'da, YouTube'da nasıl olsa kolay, yorum yazmak bedava. Her şeye herkese her şeyi yazıyorsunuz YouTube'da. Kolay. Ama bu işler öyle olmuyormuş demek ki. Devamı var mı? Hiç sakin olun, bekleyin. Devamı şimdi geliyor. Şöyle yakından bir bakalım akvaryumumuza. Yani şimdi diatom, miatom yok dedik. Ya uzaktan çekmişsin bilmem ne cert yurt. Patküt. İşte siyano miyano vardır kesin falan diyen arkadaşlar olabilir. Siyano yani bilenler bilir. Önce kumun üstünde çıkar arkadaşlar. Kumun üstünde çıkar. Görüyorsunuz maşallah sıfır siyano. Kayalarda zaten hiçbir şey yok. Bir de bir iki kaya eklemiştim zaten sadece. Üste bir tane daha kaya ekledim. Böyle daha güzel oldu. Bugün akvaryumumuzun 5. haftası bitmiş. Hatta daha fazla bile olmuş olabilir. Yani maşallah akvaryumumuzda hiçbir şey yok. Tabii bakteri kültürü diye demiştim ilk aslında. Onu yanlış söylemişim. Bu bakterilerin beslenmesi için bir besin. Onu verdim tabii ki ilk kurulumdan itibaren. Ama hayvanatör şekilde değil de onu ölçüsü neyse bu akvaryumda uygulanacak şekilde verdim arkadaşlar. Mesela o 2 günde bir demişse ben 4 günde bir, 5 günde bir falan verdim. Kontrollü şekilde verdim. Şimdilik bir problem yok akvaryumda. Şimdi balık koy da bir de bakalım balık koyunca görelim diyen arkadaşlar var içinizden şu anda mutlaka. Ve hala bilmiyorum hani durun şöyle ön kameraya geçeyim de ben şöyle şu kameraya geçeyim de beni de görün istiyorum yani. Görün istiyorum. Akvaryumda görün beni de görün istiyorum. Yani şimdi şey diyenler olabilir ya bir de balık koy da bir de balık koyunca bakalım görelim diyenler olabilir. Hiçbir şey fark etmez. Şöyle çok şey fark etmez. Neden? Çünkü yani balığın da üreteceği atık miktarı da belli zaten. Ya ben şimdi kalkıp da bir tane balığa yarım kilo hamsi vermeyeceğim ki balığa yani. Balığa vereceğim, yem vereceğim, kuru yem vereceğim. Bir tane balığın ürettiği atık ne kadar olabilir sizce? Ve bu kumdaki, kumun altındaki kayaların içindeki nitrifikasyon bakterileri bir tane balığın hatta iki tane balık bile olabilir ileride duruma göre balığın atıklarını bizim istemediğimiz yosunların besleneceği şekilde getirmeden çevirecektir, bitirecektir. Şimdi çok önemli bir şey açıklıyorum arkadaşlar. Neden bu akvaryumda hiç yosun yok? Neden? Çok merak ediyorsunuz değil mi bunu arkadaşlar? Çok merak ediyorsunuz. Merak ettiğiniz sorunun cevabını veriyorum. Ben bunu şimdi siz burada bu akvaryumu görün diye koydum bu ışıkları. Ben bu akvaryumda ya işte arkadaşlar bir şeyi bilmiyorsanız ben öyle yapıyorum. Bir şeyi bilmiyorsanız bilmiyorsam evet abi ben diyorum ki ben bu işi bilmiyorum. Bakayım bu işi kim biliyormuş? Ben bu adamı dinlerim diyorum ve ona göre hareket ediyorum. Ama görüyorum ki bazı arkadaşlar yani ne tecrübelere önem veriyorlar ne bilgiye önem veriyorlar. Dediğim gibi yabancı forumlardan buluyorlar. Forumlardan tak 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 yazıyorlar. İşte neyse. Sebebine geliyoruz. Neden yosun sorunu yaşamadık bu akvaryumda şimdiye kadar? Neden yaşamadım? Çünkü neden yaşamadım arkadaşlar? Manyak gibi akvaryumun içinde bir tane canlı olmadığı halde olmadığı için akvaryumda ışık yakmıyorum. Manyak gibi bu akvaryumda ben şimdi ilk kurduğum günden beri ışık yaksam akvaryumda manyak gibi yosun çıkacaktı.
Niye ışık yakayım ki ben bu akvaryumda şimdi? Bomboş akvaryum. Var güneşi, o da ışığı var. Bu akvaryumdan gelen ışık var. Niye yakayım? Bakın mesela hani bunu her zaman söylemek istemiyorum. Neyse yani geçmişte ya bunu her zaman söylemek istemiyorum ama yine de yani tarih vermeyeceğim. Bir sesi mi galiba? Bir şey mi oldu? Şöyle devam ediyorum. Biz de yani gençken, daha küçükken deniz akvaryumu kurduğumuz zaman akvaryumu kurduk. İkinci günü, üçüncü günü, İlk günü akvaryumu kurduk. İlk gün iki tane üstünde T8'i yaktık. Böyle akvaryumu böyle izledik. Ne oldu? Akvaryum bir hafta, 15 gün tamam normal. Sonra ne oldu? Baktık ki akvaryumda yosunlar patlamaya başladı. Allah bu yosunlardan nasıl kurtulacağız? Niye çıkıyor yosun? Çünkü neden? Akvaryumda daha azot döngüsü tamamlanmamış. Tamamlanmayınca da silikatı tabii çeşme suyundan, ki bu akvaryum da çeşme suyuyla kuruldu biliyorsunuz. Silikat tabii çeşme suyunda bol bol. Işığı da görüyor tabii algiler. Şey yapan da yok. Bu amonya nitrati hızlı şekilde çevirecek bakteri popülasyonu da yok. Dolayısıyla ne oldu yosunlara? Oh ver. Ver diyor şeyi ver. Silikatı ver. Ver ışığı al fotosentezi. Ne oluyor arkadaşlar? Akvaryumumuzda daha balık atmadan buralarda saç yosunlar, siyanolar ve işte yosun beslemiş oluruz. Sebep bu. Yani bu akvaryumdaki şu ana kadar yosunun çıkmamasının sebebi, yani %80 sebebi, çıkmamasının sebebi gereksiz yere ışık yakmamam. Ne gerek var ki? Niye yakacağım yani bu ışık şimdi? Yani ne var ki bunda ışık yakayım? Neyi izleyeceğim yani? İki tane kayayı mı izleyeceğim? Ya balık aldığım zaman ne yapacağım? Yine aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Balık aldığım zaman zaten bu odada sürekli ışık var. Bu akvaryumlarda var, buralarda, bütün her yerde var. Balık aldığımda izleyeceğim zaman gelirim. Tık bir anahtar yaparım şuraya. Tak basarım anahtarıma. O balığımı izlerim. Keyfime bakarım. Tak anahtarımı kapatırım. Mantar mı besleyeceğim? Mantar beslemek istersem de emin olun arkadaşlar, emin olun. Mantar beslemek istersem de burada günde 2 saat ışıkla, 2,5 saat ışıkla mantarları da mis gibi beslerim. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Herkes rahat olsun. Ben kendi kendime böyle bir durumda niye yakayım ki arkadaşlar? Bilmediğim bir şeyi niye bilerek yapayım ki yani? Bilmeye sadece dikkat çekmek için böyle bir şey yapılır mı yani? Mantıklı mı bu sizce yani? Lütfen yani siz de yorum yazarken lütfen arkadaşlar bunları göze alarak yazın. Bu cevapları alacağınızı bilerek yazın. Valla söylemek istediğiniz bir şey, sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki bu videonun altına yazabilirsiniz ama tabii ki yine her zaman olduğu gibi ilk başladığım günden beri bu akvaryum kurulmadan burası bir leke oldu bu akvaryum. Mesela silmiyorum yani. İşte daha yani niyeyse bir de bu şey var hani herhalde o tabii ilk zamanlar ki hevesimiz olmadığı için çok da çok fazla da dikkat etmiyorum yani bu akvaryuma. İşte herhalde galiba balık aldığım zaman falan bir seveceğim olacak. Ne diyecektim? Siz de yani şuna dikkat edin ama tabii şunun için gaza gelmeyin. Aa olan olmuş lan hadi ben de yapayım ben bir tane deyip gaza gelmeyin. Burada yani ben geçmiş tecrübelerimden yararlanarak bu akvaryum bu şekilde kontrol altında tutuyorum. Yani ben yaptım oldu, hadi siz de yapın diye bir şey söz konusu değil. Bu işler sabır işi arkadaşlar. Sabır ve tecrübe, deneyim işi, pratikte onu çok fazla denememiz lazım. O zaman neyin doğru gelip neyin doğru gitmediğini anlarsınız. O yüzden bu akvaryum size örnek bir akvaryum olmasın. Siz eğer bir deniz akvaryumu kuracaksanız onu layıkıyla yapın. Yani protein scanner'ını alın, işte başka ne gerekiyorsa canlı kaya alın, canlı kum diye satılıyor ama onların hepsi bomba. Kumun içine suyu dolduruyorlar, canlı kum diye veriyorlar ama canlı kayayı hazır bir deniz akvaryumundan çıkarıp kullanabiliyorsunuz. O kullanabilirseniz o daha iyi olur. Bununla ilgili çok güzel forumlar var. O forumlardan detaylı bilgileri alabilirsiniz. İsterseniz bana da sorarsınız. Çok fazla para harcamayın. Sisteme göre, yani paranıza göre akvaryum kurun ve ona göre beklenin.
beklenti içerisinde olun. Yani atıyorum 500 milyon harcadınız ama ya diyorsunuz ki akvaryum full mercan olsun. Yani bu mümkün değil arkadaşlar. Olmaz yani. Sisteme göre beklentinizi sisteme göre hazırlayın. Ve ondan sonra keyfinize bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Takipte kalın. Balık da herhalde önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta falan alacağım. Yani çok da çok hevesli değilim. O yüzden gidip hemen balık almıyorum. Şu an atsam da balık alsam da olur. Ama herhalde şu bayram olmadan bir balık atacağım herhalde. Bayram hediyesi olarak balık atabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.